Merhabalar, basınç ünitesi örnek sorular ve çıkmış soruların çözümleriyle yine birlikteyiz. Mıstık Fenci YouTube kanalında tüm LGS konuları anlatılmakta ve diğer konularda anlatılacaktır. Mıstık Fenci'ye abone olup, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Birinci soruyla başlayalım. Ekim ayı örnek sorusu. Bir öğrenci tabloda verilen malzemeleri kullanarak yaptığı deneyde cisimlerin bulundukları zemine uyguladıkları basıncın zemine uyguladıkları dik kuvvetin büyüklüğüne bağlı olup olmadığını araştırmak istiyor. Arkadaşlar uygulanan dik kuvvetin büyüklüğüne bağlı olup olmadığını araştırıyorsa demek ki kuvvetleri farklı olacak diğer her şeyi aynı olacak. 2 adet özdeş sünger, 1 adet 100 bin gramlık dikdörtgenler prizması, 2 adet 1000 gramlık küp şeklinde demir blok. Öğrenci verilen malzemeleri iki deney düzeni hazırlayıp karşılaşacaktır. Düzeneklerden birincisi bu ise ikincisi nasıl olursa düzeneyi doğru yapmış olur. Arkadaşlar dik kuvvetin büyüklüğüne bağlı olup olmadığını araştırıyorsa demek ki dik kuvvet büyük olacak yüzey alanı aynı olacak. Birinci de baktığınızda yüzey alanı bunun yüzey alanı bunun yüzey alanı aynı değil. Baktığımızda aynı değil. Burada da aynı değil. Buraya baktığımızda Yüzey alanları aynı, kuvvetleri farklı. Burada ağırlığı farklı olduğu için dik kuvvet de farklı olacağı için hangi düzenekle bunu test edebilir? C, C şıkkındaki düzenekle ikinci soruya geçelim. Barajlarda nehirden gelen suyun akışını engelleyebilmek için suyu biriktirmek amacıyla inşa edilen duvarlar şekildeki gösterildiği gibi o halde bu ne ile açıklanabilir? Arkadaşlar Baktığınıza göre burada derinlik arttıkça duvar genişlemiş. Neden? Derinlik arttıkça sıvı basıncı artacağı için duvarın da genişlemesi gerekmekte. Bakalım. Derinlik arttıkça sıvı basıncının artması doğru. Sıvının yoğunluğu arttıkça sıvı basıncı artması. Arkadaşlar burada aynı sıvı olduğu için yoğunluğu artmıyor. Sıvı basıncının sıvının cinsine bağlı olması. Hayır bakın ikisi de aynı olduğu için bu da değil. O halde burada açıklanmak istenen nedir? İkinci soru yalnız 1'dir arkadaşlar. Üçüncü soruyla Devam edelim. Katı maddeler ağırlıkları nedeniyle bulundukları yüzeye kuvvet uygular ve bu kuvvetin etkisiyle basınç oluşur. Katıların bulundukları yüzeye uyguladıkları basıncın büyüklüğü uyguladıkları kuvvet ile doğru temas yüzeyleriyle ters orantılıdır. Burada katıların basıncının özeti verilmiş. O halde soruya bakalım. Bu tercih ile aynı gerekçeye sahip olan uygulama aşağıdakilerden hangisidir? Yumuşak ıslak zeminde bir arazide yük taşımak için kullanılan birinci kamyon yerine teker sayısı tüm özellikleri aynı olan ikinci kamyon tercih edilmelidir. Nereden? Burada temas yüzeyi arttığı için arkadaşlar basıncı azalacak ve batması engellenecektir. Peki burada hangisiyle aynı mantıkla yapılmış? Üçüncü soruya baktığımızda arkadaşlar ince dokulu kumaştan elbise dikilirken ince uçlu iğne, ince uçlu iğne basıncı arttırır. Islak kum üzerinde duran boş kovanın içine su doldurulacak. Burada yüzey alanıyla ilgili yukarıda. Fakat burada ağırlıkla ilgisi olduğu için B şıkkını eliyoruz. Karlı bir yolda kayak kabısı ile daha rahat yürünmesi. Evet burada yüzeyin genişletilmesiyle basıncın azaltılması aynı mantıklı olduğu için cevabımız C şıkkı. Devam edelim. Bıçağın daha iyi kesmesi için burada yüzey alanı azaltıldığı için burada basınç artar. Biz burada yüzey alanı arttırarak basıncı azaltmayı yaptığını test ettiğimiz için aşağıdaki C şıkkında aynı mantık var. O halde cevabımız C şıkkı. Yine bu durumla ilgili hangisiyle açıklanabilir diyor. Yine katılabilirsiniz basıncı ile ilgili bir soru arkadaşlar. Katı maddeler bulundukları yüze uyguladıkları kuvvetin etkisiyle basınç oluştururlar. Bir raptiyeyi şekildeki gibi görüldüğü gibi baş parmağımız ile işaret parmağımız arasında yerleştirip yavaşça sıktığımızda sivri ucunun değdiği işaret parmağımızda acı duyarız. Ancak baş parmağımızda acı hissetmeyiz. Bakın burada yüzey alanı az olduğu için basınç fazla. Burada yüzey alanı fazla olduğu için basınç azdır. Baş parmağımızda basınç az. Peki buna bakalım hemen hangi şıkta var bu? Raptiyerin işaret parmağımıza uyguladığı basıncın baş parmağımıza uyguladığı basınçtan daha küçük olması diyor. Tam tersi daha büyük. B şıkkına bakalım. Raptiyenin baş parmağımıza temas eden yüzeyinin işaret parmağımıza temas eden yüzeyinden büyük olması bu doğru arkadaşlar. Bakın baş parmağımıza temas yüzeyi daha büyük olduğu için basınç ne olacaktır? Daha az olacaktır. Cevabımız B şıkkı olacaktır. Raptiyenin işaret ve baş parmağınıza uyguladığı kuvvetlerin farklı hayır. Baş parmağımızın işaret parmağımıza göre acıya hayır. Bununla da hiç alakası yok. Cevabımız B şıkkı. 5. soruyla devam edelim. Yine katı basıncı ile ilgili bir soru. Şekildeki boş ağırlıkları birbirine eşit olan kaplarda aşağıda belirtilen miktarlarda su doldurulmuştur. Buna göre kapların zemine uyguladıkları katı basıncı. Bakın burada sıvılar verilmiş ama bize neyi soruyor? Katı basıncı arasındaki ilişkiyi soruyor. Katı basıncı arasındaki ilişkide nelere bağlıydı? Ağırlık ve yüzey alanı. Baktığımız zaman yüzey alanları eşit. O halde neyine bakacağız? Ağırlıklarına bakacağız. Hangisi en ağır? 2. O halde 2 en büyük olacak. Daha sonra bir en küçük 3 olacak. 2 1 3 hangi şıkkımızda var? Bakın en fazla bunda o halde 2 en fazla 3 litre olduğu için sonra 1 Sonra 3 yani 5. sorumuzun doğru cevabı B olacak arkadaşlar. Buna göre bu cisimlerin yer üzerindeki duruş biçimi aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir diyor. Yine katıların basıncı ile ilgili bir soru. Katı maddeler ağırlıklarında ile bulundukları yüzeye bir kuvvet uygular ve basınç oluşturur. Katı maddelerin basıncının büyüklüğü yüzeye uyguladıkları kuvvet ile doğru orantılıdır. Katı maddelerin basıncının büyüklüğü kuvvet uyguladıkları yüzeyle ters orantılıdır. Özdeş tuğlalar kullanılarak yapılan bir deneyde tuğla sayısı temas eden yüzeyleri değiştirerek oluşturulur. K, L, M cisimlerinin yere uyguladıkları basıncın büyüklükleri grafikte verildiği gibiymiş arkadaşlar. Baktığımızda L yarım K 2 katı, K, e, M de K M K'nın 2 katı, K da L'nin 2 katı olacak. Peki hangi düzenekte bu var. Bakalım. Arkadaşlar KL'nin 2 katı, M de K'nın 2 katı. Yani cevabımız 6. sorunun doğru cevabı A şıkkı olacak. Diğerlerine de bakalım. Burada L K'dan daha fazla olduğu için siliyoruz. Burada KL'nin 2 katı ama M K'nın 2 katı değil. Siliyoruz. Burada K L'nin 2 katı ama Burada m daha az olduğu için siliyoruz. Biz baktığımızda en büyük ne olmalı? m olmalı. O halde cevabımız A şıkkı olacak. Yine katıların basıncı ile ilgili. Diyor ki işlemlerinden hangileri yapılmış olsaydı L kutusunun toprağa batması engellenebilirdi? Arkadaşlar L kutusunun toprağa batmasını engellemek için neler yapabiliriz? Katı basıncında ağırlığını azaltabiliriz. Yüzey alanını genişletirsek L kutusu toprağa daha az batardı. Park bahçe parktaki gezerken toprak zemin üzerinde duran aynı boydaki geri dönüşüm kutularının tamamen dolmuş olduğunu ve L kutusunun zemine biraz batmış olduğunu fark ediyor. Bakın L kutusu, K kutusu daha geniş, L kutusu daha dar. L kutusunu yere temas eden yüzeyi büyük olan başka bir kutuyla değiştirirsek, evet ne olur? Basıncı azalır, ve batması azalır. L kutusunun içinde atık maddelerin miktarını azaltırsak, evet ağırlık azalırsa basınç azalacak ve batması azalacak. L kutusunun boyu kalk kutusundan daha uzun. Boyla hiçbir alakası yok. Hangileri yapılırsa olur? 1 ve 2 yapılırsa olur. 8. soruyla devam edelim. Arkadaşlar Burak'ın deneyinde yaptığı işlemlerden hangisi hipotezin test etmek için gerekli değildir diyor. Bakacağız arkadaşlar. Hemen hipotezimize bakalım. Sıvı basıncı sıvının yoğunluğu ile doğru orantılıdır. Demek ki yoğunluğuna bakacağız. Sıvı basıncı sıvının derinliği ile doğru orantılı. Demek ki derinliğini test edeceğiz. Buna göre 3 adet 500 mitrelik özdeş ve her glas yeterli miktarda sıvı, yağ, su kullanılmış. Bakalım hangilerini test etmek için gerekli değil. Birinci hipotez için yani ne ile? Yo sıvının yoğunluğu ile doğru orantılıysa yoğunluk arttıkça sıvı basıncı artacak. 1 K ve M. Arkadaşlar yükseklikleri aynı, yoğunlukları farklı. O halde biz biri A şıkkını test edebiliriz K ve M'yi kullanarak. İkinci hipoteze bakalım. İkinci hipotez için L ve M kaplarının tabanındaki sıvı basıncıları ölçerek karşılaştırılmıştır. Bakalım L ve M. Arkadaşlar bakıyoruz derinlikleri aynı sıvı, yoğunluklar aynı, derinlikleri farklı. O halde ikinci kapta bize sıvının derinliğiyle doğru orantılıdır diyor. İkinci hipotezi test edebiliriz. C'ye bakalım. Birinci hipotez için K yağın, yağının yarısını boşaltarak L ve M kaplar K ve L kaplarının sıvı basınçlarını ölçerek karşılaştırabiliriz. Arkadaşlar bunun yarısını boşaltırsak h kalır. Bu da h. Ve yoğunlukları farklı mı? Evet. Biz yoğunluğu ile doğru orantılı olduğunu bakacaktık. O halde K'nın yarısını boşaltırsak bu hipotezi test edebiliriz. D'ye bakalım. İkinci hipotez için yani derinlikle M kabının suyunun yarısını boşalttık. Evet burası h kaldı. K ve M kaplarının diyor ki K ve M kapların basınçlarını karşılaştırır. Hayır burası 2H. Burası H olacağı için ne yapamayız? Bunu karşılaştıramayız. Zaten arkadaşlar baktığınızda A ve B birbirinin tersi olduğu için cevabı illa bir tanesi olması gerekir. A doğru olduğuna göre D yanlış olacaktır. 9. soruyla devam edelim. Arkadaşlar yine sıvı basıncı ile ilgili bir soru. Yargılarından hangisi doğrudur diyor. Tüm sıvılar içinde bulundukları kabın her tarafına yoğunlukları ve yükseklikleriyle doğru orantılı olarak basınç uygular. Aşağıdaki özdeş kaplar aynı yükseklikte farklı cins sıvılarla doldurulmuş. Buna göre kapların tabandaki K ve L noktalarına uyguladığı basınçların büyüklükleri ile ilgili olarak arkadaşlar hangileri doğrudur? Birinci sıvının yoğunluğu, ikinci sıvının yoğunluğunun iki katı ise bu, bunun iki katı ise K noktasındaki sıvı basıncı, L noktasındaki K basıncının iki katıdır. Evet, yoğunluk iki katına çıkarsa basınç iki katına çıkar doğrudur arkadaşlar. İkinci sıvının miktarı iki katına çıkarılırsa L noktasında uygulanan sıvı basıncı iki katına çıkar. Arkadaşlar bunu iki katına çıkardığımızda gittikçe açıldığı için yükseklik tam olarak iki katı artmayacaktır. Bunun için yükseklik iki kat artmaz. Yükseklik iki kat artmazsa bunun basıncı bunun basıncı iki katı olmaz. Demek ki iki doğru değil. Birinci sıvı H seviyesine kadar boşaltılırsa yani bunu biz H yaptık. K noktasındaki sıvı basıncı yarıya düşer. Evet arkadaşlar 2 haşta iki basınçsa haşta bir basınç yarıya düşecektir. 3 doğru olacaktır. O halde biz 9. soruyu ne yapıyoruz? 1 ve 3 yapıyoruz arkadaşlar. 10. soruyla devam edelim. Arkadaşlar 10. soru Aralıkay örnek sorusu. Açık hava basıncı atmosfer tabakasında gazlardan kaynaklanır ve bu basınç içinde bulunan bütün cisimlere her yönde etki eder. Bu deneyle ilgili yorumlardan hangisi doğrudur diyor. Deneyimizi okuyalım. Açık hava basıncını etkilerini öğrencilere göstermek isteyen bir öğretmenin yaptığı deneylerin aşamaları şöyle. İçi boş plastik şişeyi alarak yan tarafından deliyor. Deliği parmağıyla kapatarak içine su dolu doldurduktan sonra parmağını çekiyor ve suyun akışını gözlemliyor. Evet. Şişenin kapağını kapatıyor. Kısa süre sonra suyun akmadığını gözlemliyor. Arkadaşlar burada kapağı kapattığında buradan açık hava basıncı etki etmeyeceği için ne yapmış olacaktır? Denge dengelemiş olacaktır. Peki bu hangi şıkta var? Ona bakacağız arkadaşlar. Şekil 1'de suyun delikten akışına yalnız sıvı basıncı etkilidir. Hayır bakın burada açık olduğu için açık hava basıncı da etkilidir. Yanlış. Şekil şişenin içinde ve dışında ki gaz dengelenmiştir. Evet arkadaşlar cevabımız B olacak. Gaz bakın buradaki ve buradaki dengelendiği için ne yapacaktır? Su, ıı, sıvı akmayacaktır. Şekil 1'de suyun delikten akışına yalnız açık hava basıncı etkilidir. Hayır, sıvı basıncı da etkilidir. Yanlış. Şekil 2'de şişe içinde kalan gazlar suda çözünerek akışı engellemiştir. Hayır bununla hiçbir alakası yok. Yine açık hava basıncı ile ilgili bir öğretmen öğrencilerin sorduğu soruların hangisine cevap vermek için bu deneyi yapmış olabilir? Bir öğretmen fen bilimleri dersinde bardağın tamamını su ile doldurarak üzerini şekil birdeki gibi kağıt ile kapatıyor. Ardından bardağı hiç hava almayacak biçimde kağıt ile birlikte hızlıca ters çeviriyor. Bardağı şekildeki konuma getirdiğinde kağıdın düşmediğini, suyun dökülmediğini gözlemliyor. Arkadaşlar Açık hava basıncının oluştuğu bir basınç var mıdır sorusunun cevabını bununla ne yapabilir? Test edebilir. Çünkü burada açık hava basıncı sıvı basıncından büyük olduğu için ne yapar su dökülmez. Hangi sorunun cevabıdır? Açık hava basıncının sorudur. Zaten açık hava basıncı ile ilgili yapılan en klasik deneylerden biri de budur arkadaşlar. 11. soru A. Sıvı basıncı bulundukları kabın şekline şekille bir alakası yok. Kapitenin de sıvı yüksekliği sıvı yüksekliği eşit bir alakası yok. Katılar hiç katıyla alakası yok. O halde cevabımız zaten açık hava basıncı aşık şıkkı olacak. 12. soruyla devam edelim. Toricelli deneyi arkadaşlar. Buna göre yapılan deneyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? diyor arkadaşlar. Aşağıda 0 santigrat denik yaranda yapılan bir deneye ait görsel verilmiş. 100 santimetrelik cam boru tamamen sıvı ile doldurulmuş ve ağzı kapatılmış. Sonra cam boru ile civa dolu kaba daldırılmış. Sonra daldırdıktan sonra arkadaşlar so sıvının hepsinin döküleceğini zanneden Torricelli bakmış ki sıvının hepsi dökülmemiş. 70 sant 76 santimetrede sabit kalmış. Sabitlediğini gözlemlemiş. Bunu da nedeninin buradan açık hava basıncının etkisinden kaynaklandığını bulmuş. Açık hava basıncı 70 bu arada hangisi söylenemez diyor. Açık hava basıncı 76 sant santimetre yüksekliğinde Civanın oluşturduğu basıncı eşittir. Bakın 76 boru buna ulaşabiliriz. Kapak açıldıktan sonra cam boruda civa seviyesinin düşmesiyle oluşan boşluk hava ile dolmuştur. Hayır arkadaşlar bu tamamen dolu olduğu için buranın içerisine hava girmesi olanağı yok. Hangisiyle söylenemez? B şıkkı. Devam edelim. Cam borunun civa ile tamamen doldurularak ağzının kapatılması boru içinde gaz basıncını sıfırlamıştır. Doğru arkadaşlar bakın zaten A, B, C birbirinin tersini söylüyor. D'ye bakalım. Kapak açıldıktan sonra cam burada civa seviyesinin düşmesi, civa yüksekliğinin oluşturduğu basıncın, açık hava basıncının büyük olduğunu göstermiştir. Evet arkadaşlar açık hava basıncı büyük olmasaydı ne olacaktı? Sıvı basıncı daha çok etki yapacak. Evet tamamı dökülecek. Öğrenci bir düzenek yapmış balonun patladığını, birinci düzenekte balonun patladığını, ikinci düzenekteki balonun ise patlamadığını gözlemlemiş. Öğrencinin deneyle ilişkili yaptığı yorumlardan hangisi yanlıştır diyor arkadaşlar. Devam edelim. Basınç bir müzeye etki eden dik kuvveti olarak tanımlanır. Basınçla ilgili bir deney yapmak istiyor. Birinciye bir tane çivi çakıyor. ikinciye çok çivi çakıyor. İçlerine bakın burası önemli. Eşit miktarda su doldurmuş, özdeş, eşit yükseklikten çivilerin üzerine bırakmış. Hem eşit miktar hem özdeş. O halde ikinci düzenekte çivi sayısının fazla olması çivilerin balon uyguladığı katı basıncını azaltmıştır. Evet, katı basıncı azalttığı için arkadaşlar balon patlamamış. Çivi uçları sivri olduğu için basıncı artmış, çivilerin tahta levhaya çakılması kolaylaştırmıştır. Evet, çivilerin ucunun sivri olması çakmayı kolaylaştırır. Doğru. Birinci düzenekte balonun patlamasının sebebi bu balonun içinde sıvı basıncının diğerinden büyük olmasıdır. Hayır. Burada yüzey alanının küçük olmasından kaynaklı. Yoksa eşit miktarda sıvı var. O halde hangisini söylenem yanlış? C yanlış. D'ye de bakalım. Temas anında birinci düzenekteki balonun birim yüzeye etki eden dik kuvvet ikinciden daha fazladır. Evet. Bakın yüzey alanı az olduğu için daha fazla olacaktır söylenebilir. Hangisi söylenemez? C şıkkı söylenemez. Tüm sıvılar içinde bulundukları kabın her tarafına yoğunlukları ve derinlikleriyle doğru orantılı olarak basınç uyguluyor arkadaşlar. O halde özdeş kaplara şekildeki belirtilen miktarlarda birbirinden farklı iki sıvı dolduruluyor. K noktasına etki eden basıncın L basıncından büyük oldu. Arkadaşlar P K büyükmüş. P L. Bunun hangileri Çıkarım yapılabilir diyor. Birinci sıvının yoğunluğu ikinci sıvıdan büyük olduğu için büyük olabilir. Olabilir arkadaşlar. İkinci sıvının yoğunluğu yoğunluğu eşit olabilir. Evet yoğunluklar eşit olsa bile bunun yüksekliği fazla olduğu için pk daha büyüktür. Bu da olabilir arkadaşlar. İkinci sıvının yoğunluğu birinci sıvının yoğunluğundan büyük olabilir. Arkadaşlar. İkinci sıvının yoğunluğu büyük olabilir fakat birinci sıvının yüksekliği daha büyük olduğu için basıncı da daha büyüktür. O halde hangilerine çıkarımlar yapılabilir? 14. soruda hepsi yapılabilir arkadaşlar. 14. sorunun doğru cevabı D şıkkı. Sıvı basıncı ile ilgili yukarıda 3 farklı ibrik emziklerinden taşıncaya kadar yavaşça su ile dolduruluyor. Buna göre ibriklerin tabanlarında oluşan sıvı basınçlarının sıralaması aşağıdakilerden hangisi? Arkadaşlar tabanlarında oluşacak sıvı basınçlarının sıralaması diyorsa biz aynı sıvı dolduğuna göre neye bakacağız? Yüksekliğine yani derinliğine. Diğer bir ifadeyle derinliklerine bakacağız. En derin bakın bunun ağzı en yukarıda olduğu için bunun derinliği en fazla olacak. O halde 2 en fazla olacak. Bakıyoruz 2 en fazla değil. 2 en fazla değil. Burada 2 en fazla. 2 en fazla. Şimdi baktığımızda bunun yüksekliği buna göre daha yukarıda olduğu için bir daha büyük olacak. O halde 2 1 en az kaç olacak? 3 olacak. Çünkü derinliği en az olan bakın 3. O halde cevabımız ne olacak? D şıkkı. Arkadaşlar hamlelere göre diskin ikinci kulenin tabanına uyguladığı basıncı grafik olarak hangisi olabilir? Biz buradaki basınca bakarak grafik çizeceğiz. Hanoi kuleleri oyunu kule içerisinde geçirilmiş disklerin yine aynı şekilde başka bir kuleyle taşınmasına dayanan bir oyundur. Bu oyunda aynı maddelerden yapılmış Farklı büyüklükte diskler kullanılır. Her hamle sadece bir disk yerinden oynatılabilir. Büyük disk küçük disk üzerine gelemez. Bu önemli her zaman büyük altta olacak. Alınan disk herhangi bir koleye konulmak zorundadır. Yani bir taneye koyacağız. O halde hamlelere bakalım. Birinci hamleyi vermiş. Ne yapmış? Buradan moru almış. 3'e koymuş. Sonra arkadaşlar ne yapacağız? Bunu da buradan kaldıracağız. Sarıyı 2'ye koyduğumuzda basınç ne olacak arkadaşlar? Artacak. Yani ikinci hamlede basınç fazla olacak, artacak yani. Hepsinde basınç var, eleyemiyorum. Sonra arkadaşlar Moru alıp biz hepsini 3'e yerleştirmeye çalıştığımız için moru alıp neye koyacağız? Sarının üstüne koyacağız. Moru alıp sarının üstüne koyduğumuzda 3. hamlede basınç artacak. Burada 3. hamlede basınç azalmış. Burada da azalmış. 3. hamlede arkadaşlar basıncın artması gerekiyor. Burada azalmış, burada azalmış. Burada azalmış. Burada hiç yok. Olmaz. Bu moru alıp sarının üzerine koyacağımız için ne olması lazım? 3. hamlede basıncın artması gerekiyor. Baktığımızda 3. hamlede basıncın artması tek şık var cevap Adana olur arkadaşlar. Yine sıvı basıncıyla devam edelim. Son, sondaj kuyuları açıldığında gerçekleşecek olaylarla ilgili hangisi söylenebilir diyor arkadaşlar. Geçirimsiz iki tabaka arasında uygulanan yeraltı sularının açılan sondaj kuyularıyla yeryüzüne çıkması sonucu artezyen kaynağı oluşur. Mühendis Mehmet Bey yaptığı çalışmalar sonucunda su çıkarabileceği iki nokta belirtmiş ve belirlediği bu noktalara sondaj kuyularının şekildeki gibi açılarak artezyen oluşturmasını düşünmüş. Arkadaşlar bakın. K ve L noktalarıyla ilgili hangisi söylenebilir? K'daki kuyunun derinliği daha azdır diyor. Hayır. Noktasında su kendiliğinden çıkar diyor. Hayır arkadaşlar. K noktasında su kendiliğinden çıkmaz çünkü daha üste. O halde A şıkkını eledik. L noktasında suyun çıkabilmesi için pompaya ihtiyaç vardır. Hayır. L noktasında pompaya ihtiyaç yok. Daha aşağıda olduğu için kendiliğinden çıkar. Yanlış. L noktasında su kendiliğinden çıkar. Burası doğru. Çünkü L noktasının altında geçirimsiz tabaka, hayır geçirimsiz tabakadan değil, sıvı seviyesinden altta olduğu için açıklama yanlış. K noktasında suyun çıkabilmesi için pompaya ihtiyaç vardır. Çünkü K noktası yer altı su seviyesinin üzerindedir. Bu doğru. Bakın yer su seviyesinin üzerinde olduğu için pompaya ihtiyaç vardır. Doğru cevabımız D şıkkı olacaktır arkadaşlar. 18. soru. Bir çiftçi yağmur suyunu depolayarak tarlasında, evinde ve bahçesinde kullanmak üzere şekildeki gibi bir düzenek hazırlıyor. Buna göre çiftçi depoladığı yağmur suyunu başka bir malzeme kullanmadan sadece tasarladığı bu düzenekle aşağıdakilerden hangisini kullanabilir? Arkadaşlar baktığımızda su deposu evin üzerinde eve gelir. Tarlanın üzerinde tarlaya gelir fakat bahçe daha yukarıda olduğu için buradaki basınç sıvı basıncı buraya çıkmaya olmayacaktır. Nerelere sulayabilir? Tarla ve eve kullanabilir fakat bahçeye kullanamaz arkadaşlar. Bahçeye pompa kullanması gerekir. Devam ediyoruz. Yalnızca bu gözlemden yola çıkarak akışkanların basıncı ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Gergin bir balon parçasına parmağımızla aşağı yönde bir kuvvet uyguladığımızda pipetten dışarı suyun çıktığı gözleniyor. Arkadaşlar biz buradan bastırdığımızda buradaki havaya basınç uygulamış Oluruz. Havada suya basınç uygular ve su yukarıya doğru çıkar. Peki burada ne ile açıklanabilir bu? Sıvı basıncının sıvının sıcaklıkla alakası yok. Aynı ortam. Basıncın sıvının derinlik. Derinlikle alakası yok. Aynı derinlik. Sıvılar ve gazların basıncı ilettiği. Evet. Biz burada basıncı uyguladığımızda gaz basıncı sıvı basıncı ilettiğini görüyoruz. Basınç sıvının cinsine bağlıdır. Burada farklı bir cins sıvı yok. Cevabımız C şıkkı olacak. Evet. Geçen yılki LGS sorusu buna göre öğrencinin deneyde kurduğu düzenek aşağıdakilerin hangisi olabilir? Arkadaşlar. Katıların yüzeye uyguladıkları basıncın büyüklüğü temas ettikleri yüzey alanına bağlıdır. Şimdi hipotezimiz temas ettiği yüzey alanı olacak. Temas ettiği yüzey alanı farklı olmak zorunda. Bu kum havuzunda 8 adet özdeş tahta bloğun 4 tanesi ile birinci dizilim, kalan 4 tanesi ile ikinci dizilim yapılacak. Dördünü bir yere koyacağız, dördünü bir yere koyacağız. İkinci dizilimde kuma batma miktarı fazla olacak. Yani basınç fazla olacak. Baktığımızda 4 burada, 4 burada bunun yüzey alanı küçüldüğü için, basıncı fazla olduğu için, basınç fazla olacağı için cevabımız zaten A şıkkı olacak. Bakalım arkadaşlar burada yüzey alanı aynı olduğu için olmaz. Burada yüzey alanı aynı olduğu için olmaz. Burada yüzey alanı farklı ama burada birinci durumda basınç daha fazla. Ama bizim Grafiğimizde hangi durumda? ikinci durumda basınç fazla olacağı için bu da olmaz. Cevabımız A şıkkı olacaktır. Bir deneyde e, suyun sıkışmadığı kabul edilen bu deneyden yararlanarak hipotezlerden hangisi test edilebilir? Arkadaşlar bir deney düzeneği hazırlanmış. Bu deney düzeni şekil 1'deki gibi su sızdırmaz bir hareketli pistona bağlı yayın bulunduğu kap. Şekil 2'deki gibi su bulunan kaba konulduğunda yayın bir miktar sıkıştığı. Bakın burada bir miktar sıkışmış. Şekil 2'de ise daha fazla sıkışmış. Su miktarı arttırıldığında yayın daha fazla sıkıştığı görüyor. Baktığımızda arkadaşlar ne olmuş? Yüksekliği yani derinliği artmış. Derinlik arttıkça sıvı basıncı artacağı için yay daha fazla sıkışacaktır. Bakalım hangi şıkta var bu? Sıvılar üzerine uygulanan kuvveti her yönde eşit büyüklükte iletir. Arkadaşlar bunu test etmek için değil. Suyun basıncı içinde bulunduğu kabın genişliğine bağlıdır. Hayır aynı kapta. Suyun yoğunluğu arttıkça aynı Sıvının derinliği arttıkça basıncı artar. Baktığımızda derinlik arttığında basınç arttığı için yay daha fazla sıkışmıştır. Cevabımız değişik.